Mutfaktaki musluğu açıyorsunuz ve kısa bir süre sonra derinlerden gelen bir gıcırtı sesi duyuyorsunuz. Bunun üzerine şaşırıyor ve suyu kapatıyorsunuz ama ses devam ediyor. Fakat bu sefer solunuzdan geliyor. Ses çıkarmadan yavaşça kapıya doğru gidiyorsunuz. Derken eviniz gürültülü bir uğultuyla sarsılmaya başlıyor. Korkuyor ve dışarı çıkıyorsunuz. Kendinizi dışarı attığınız anda biricik evinizin yerle bir olduğunu görüyorsunuz. Neler olduğunu anlamlandırabilmek için bir zamanlar evinizin olduğu yerdeki enkazın üstünde yürümeye başlıyorsunuz. Molozların üstünde uçuşan büyük bir böcek sürüsü görüyorsunuz. Bu sırada bu böcekleri daha önce evinizde yıllar boyunca gördüğünüzü fakat pek de önemsemediğinizi fark ediyorsunuz. Ancak yeterince dikkatli olsaydınız bunların uçan marangoz karıncalar olduğunu fark eder ve evinizi bu tehditten koruyabilirdiniz. Marangoz karıncalar baharın sonundan yazın başına kadar hava şartlarının iyi olduğu kısa bir zaman aralığında uçar. Bu onların çiftleşme mevsimidir. Bu mevsimde evin etrafında sürüler halinde uçarlar ve en çok bu dönemde kendilerini gösterirler. Yılın geri kalanındaysa neredeyse sıradan karıncalar gibi davranır ve evin içindeki kuytu yerlerde saklanırlar. Az önce neredeyse dememin sebebi yaptıkları şeylerden birinin insanlar için çok zararlı olmasıdır. Bu canlılar evinizi içten içten yer. Marangoz karıncalar isimlerinden de anlaşılacağı üzere ahşabı çok sever. En sevdikleri parçalarsa nemli ve çürümeye yüz tutmuş tahtalardır. Çünkü bunları kolayca çiğneyebilir ve içlerinde tünel açabilirler. Sağlam bir ahşapla karşılaşmak da onları durdurmaz. Bu sadece biraz daha fazla zamanlarını alır. Tünel sistemi büyüdükçe kraliçe karıncanın hayatı boyunca bıraktığı yumurtalardan daha fazla karınca dünyaya gelir. Birkaç yılın ardından koloninin sayısı binlere hatta milyonlara ulaşır. Tüm bu süreçte de olanları ruhunuz bile duymaz. Etrafta kanatlı karıncalar görmeye başladıysanız koloninin çoktan devasa bir sayıya ulaştığını ve evinizin gerçekten de ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu bilmelisiniz. Bu durumda evinizin duvarlarından çatısına kadar bütün ahşap kısımlarının içinde muhtemelen büyük bir karınca sarayı vardır. Birkaç yıl içinde de yapısal hasarın artmasıyla felaket kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden evinizde kanatlı haşere sürüleri görürseniz derhal böcek ilaçlama uzmanlarını arayın. Karınca türlerinin en büyüğü mermi karıncası olsa da onların bile boyutları yaklaşık olarak bir madeni para kadardır. Mermi karıncaları Nikaragua ve Paraguay gibi ülkelerde yağmur ormanlarının derinliklerinde karşımıza çıkar. Kendileri küçük olabilir ama ısırıkları çok güçlüdür. Bir mermi karıncasının ısırığı bir yaban arısının sokmasından 30 kat daha şiddetlidir.